57 жылдык кыска өмүрдө Мустафа Кемал Ататүрк улутуна аткарган баасы жетпес эбегейсиз чоң эмгектерди батырган. Булардын ичинде улуттук боштондук кыймылынын башында туруп, жаңы Түркияны куруп, анын көз карандысыздыгын камсыз кылган. Республиканын биринчи президенти болуп, орчундуу саясий, социалдык жана маданий реформаларды жүргүздү. Ататүрк Түркиянын заманбап цивилизациянын стандарттарына жетишүүгө багыттады. Жана бир гана демократиялык принциптер өлкөнү куткарууга гана эмес, анын келечекте эң өнүккөн өлкөгө айланышына себеп болоруна терең ишенген. Бүгүн Кыргызстан Түркия Манас Университетинде 25. yaşımızı idrak ediyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Manas Üniversitesi'ni esas itibarıyla Büyük Önder Atatürk'ün vasiyetinin, bir önemli vasiyetinin gerçekleşmesi olarak kabul edebiliriz. Kendileri 1934 diye hatırlıyorum ben, yılında gazetecilerle yapmış olduğu bir mülakatta Türk dünyası ile ilgili olarak sorulan bir soruya vermiş olduğu cevapta, bugün Sovyetler Birliği içerisinde bulunan Türk Cumhuriyetlerinin bir gün Sovyetler Birliği'nin de ömrünün tamamlamasından sonra yeni bir dünyaya kavuşacaklarını ve o gün bize çok ihtiyaçlar olacağını ve o güne bugünden hazır olmamız gerektiğini ifade ediyor. Bu sözü 1934 zannediyorum, 34'lerde söylüyor. Evet, işte ileri görmek, geleceği okumak, dünyayı çok iyi anlamak ve tarihi çok iyi bir şekilde hazmetmiş olmanın en güzel ifadelerinden birisini ortaya koyuyor. Atatürk 81 yıl sonra yine minnetle, yine şükranla, yine saygıyla hem anılıyor, hem anlaşılmaya çalışılıyor, hem anlatılıyor. Ne mutlu ki Türk milletine 20. asrın başında Yüce Allah böyle bir lideri nasip etti ve biz esaretten kurtulduk. Vatanımıza düşmanın çizmesini değdirtmemek için her şeyi yaptık. Ezanımız susmadı, bayrağımız inmedi. Ve bugün bir büyük başarı destanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden tarihin kendisine vermiş olduğu rolü üstlenmiş bulunuyor. Artık Türkiye kendi kabına sığmamaktadır. Önce kendi bölgesinde olan biten her şey Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Sonra da dünyada olan her şey Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Büyük Türk medeniyetinin kuruluşu için Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizle beraber yeni bir kutlu yola çıkmış yürüyüşümüzü azim ve kararlılıkla da sürdürmekteyiz. İnşallah 21. yüzyıl yeni bir büyük medeniyetin kurulduğu, Türk ve İslam dünyasının, bütün dünyanın beklediği adaletin adaletin yaşanacağı bir dönemi göreceği zaman olacaktır. Hak haklının olacak, adalet herkes için olacak. Atatürk ekonomikaga аябай маанилүүлгөн, саясий көз карандысыздык сөзсүз экономикалык көз карандысыздык менен бекемделбесе, фундамент түзүлбөсө, анын алсыз болгонун өзгөчө басым жасаган. Жана мен бул баяндамага да даярданып отуруп, кошумча маалыматтарды карап отуруп, таң калтырган нерселер болду. Ататүрк өзү аскер адам болгонуна карабастан, экономиканы да аябай жакшы түшүнгөн, көрүгөштүк менен мамиле болгон экен. Аларды бул сайттарда ошондогу көрсөткөнгө
келтиргенин аракет кылдык. Ататүрктүн экономикалык саясатынын негизги максаты эмне болгон эле? Түркияны заманбап цивилизация деңгээлине жеткирүү. 1929 yılına kadar, yani dünya buhranının ortaya çıkması sürecine kadar uygulanan politikaların neticesinde ortalama %8'lik bir büyüme hedefinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yalnız bu dönem itibariyle yurt içerisindeki sermaye birikiminin yetersiz oluşu, nitelikli iş gücünün olmayışı ve finansman kaynaklarının yetersiz oluşu nedeniyle 1929 sonrası devletçi politikalarla kalkınma, sanayileşme politikaları uygulandığını görmekteyiz ki ortalama özellikle de sanayi sektöründe belli dönemler hariç birkaç yıl içinde %16 ortalama büyüme olarak da %9.6'lık bir büyümenin olduğunu da söyleyebiliriz. Sonuç olarak Atatürk'ün ifade ettiği ekonomi politikalarında genelde dış dengenin özellikle de Türk lirasının korunması ve emisyona karşı çıkması nedeniyle bir istikrar arayışının ortaya çıktığını bu dönem itibariyle ne yapabiliriz yine söyleyebiliriz.